Bunların doğma ihtimali bulması şart değil. Bunlar olsa yeter. Şimdi bunun tipik örneği şudur. İşte televizyonda bir duyuru dinliyorsunuz. İşte Cuma günkü yayınlanır şu programda işte şunun nasıl rüşvet aldığına dair belgeleri ortaya koyacağız vesaire. Şimdi buna karşı daha program yayınlanmadığı için önleme davası açabilirsiniz. Bir gazetede sizin sırlarınızın yayınlanacağına dair duyuru yapılıyor. Buna karşı önleme davası açabilirsiniz. Ama mobbing teşkil eden hadiselerde genellikle bu çoğu zaman mümkün olmayacaktır. Ha, teorik olarak var mı? Evet var. Size karşı bu tür müdahalelerin yapılacağını duyuyorsunuz. İşte mesela önleme davasının açılacağı hallerden biri de şudur. Tekrarlanma ihtimali varsa kişi hakkında. Yani size karşı işte asılsız iddialarla soruşturmalar açılmış, mobbing uygulanmış, siz de cezalar vermiş, idare mahkemesine gitmişsiniz, iptal ettirmişsiniz, iş mahkemesine gitmişsiniz, işe dönme kararı almışsınız. Şimdi yeniden idarenin bir hazırlık içinde olduğunu duyuyorsunuz. Buna karşı önleme davası teorik olarak açılabilir ama bir sıkıntımız daha şu var, önleme davasında verilecek kararlar yapmama emirlerini içerir. Bunun icrasına gelince ne denir? Bunu yapmayacaksın. Buna karşı bunu yapmayın. Yapabilir mi? Evet yapabilir. Yani genellikle çok etkili değildir. Ama orada bir ceza tehdidi vardır. İcradan, ilamlı icraya giderken şöyle denir. Eğer bu davranışa aykırı davranırsanız 3 ay kadar hapis cezasına çarptırırsınız. Etkili kılabilecek olan şey budur. Ne kadar etkili kılabilirse. Bir de tabii İdare mahkemesi karar verirse, iş mahkemesi karar verirse buna uygun davranmamaktan dolayı ayrıca cezalar ortaya çıkabilir. Bunlar dolayısıyla zaten önleme davasını açmaya gerek kalmayabilir. Yani ben önleme davası teorik olarak açılabilir diyorum ama mobbingde bunun çok uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim. Ha şu olabilir mi? Mesela taciz şu şekilde gerçekleşiyorsa o kişiyle ilgili iş yerinde sürekli asılsız mailler dolaştırılıyor. Ve yenisinin hazırlandığını öğreniyorsunuz. Ha buna ilişkinde ama deminki dediğim yapmama emrinin ihlali kolay olduğu için yine önleyemeyebilirsiniz. Durdurma davasına gelince orada da şöyle bir ölçümüz var. Başlamış ve devam eden bir saldırıcı. Sürekli taciz var size. Cinsel taciz olabilir veya diğer psikolojik tacizler olabilir. İşte yıldırmaya yönelik, bezdirmeye yönelik savunmalar isteniyor. Bir alt görevi veriyor. İşte hocam dediğine benzer bir şey ben de hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 89'da veya 94'te belediye değiştiği zaman Novak Belediyesi'nde tiyatro grubu vardı. O tiyatro grubunun bütün oyuncularını temizlik işçisi olarak görevlendirdiler. Burada başlamış ve devam eden bir saldırı var. Aşağılamış oluyorsunuz. İşte onları yıldırmaya çalışıyorsunuz, bezdirmeye çalışıyorsunuz, işi bıraksınlar diye, istifa etsinler diye. Bu gibi durumlarda başlamış ve devam eden bir saldırı olduğu için buna karşı durdurma davası açılabilir yine teorik olarak. Burada bizim ölçümüz şu. Bu saldırının hakimiyeti hala o saldırıyı yapan elinde olacak. Onu istediği zaman durdurabilme şeyine sahipse, egemenliğine, gücüne sahipse buna karşı durdurma davası açılabilir diyoruz. Burada da kusur şart değil, zarar şart değil. Sadece hukuka aykırı bir saldırının olması. Başlamış ve devam ediyor bu sayı yeterli. Sona erse artık durdurma davası olmaz. Çünkü bunun adı aslında son verme, sona erdirme davasıdır diğer adı. Tespit davasına gelince, biz buna hukuk aykırı tespit diyoruz ve kanun ifadesiyle sona ermiş olsa olmakla birlikte etkileri süren bir saldırıya karşı biz bu davayı açabiliriz. Ne yapılmış? Sizinle ilgili işte tacizde, mesela önce tacizde bulmuş, cinsel ilişki teklif edilmiş, kabul etmemişsiniz, ardından hakkınızda söylentiler çıkarmış. Bu böyledir, işte bir üst makama geçmek için benimle her türlü şey yapacağını kabul ettiğini söyledi, asılsın. Yani veya dışlanmalar gerçekleştirmiş ama şimdi süt liman, ortalık durmuş gibi. Yalnız herkesin zihninde ne var? Bu böyleydi. Bu müdür beyle bu yüzden şöyle bir ilişkiye girmek istemişti. Siz bunun hukuka aykırılığını tespit etmek için mahkemeye başvurabilirsiniz. Bunlar çok etkili görünmüyor. Ama kanun diyor ki bunlara ilaveten şunları da talep edebilirsiniz. Mahkeme kararının üçüncü kişilere duyurulmasını ya da yayınlanmasını talep edebilirsiniz. Durdurma, önleme ve tespit davalarıyla. Nasıl yayınlanma? Basın yoluyla da olabilir, başka yolla da. Mesela sizin hakkınızda asılsız mailler bizim üniversitemizde olmuştu. Hatta bizim dekan bey, rektör adayı oldu. Böyle espriyle dedi ki, şimdiye kadar dedi hiçbir yere aday olmamıştık, hakkımızda bir şey yoktu. Şimdi göreceğiz bakalım neler yapmışız diye.
onun hakkında değil ama başka bir aday hakkında ne kadar rahatsız mailler geldi bize. Şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır diye. Maalesef toplumda bu tür şeylere tevessül eden insanlar var. İşte karşı tarafı küçük düşünmek, onun işte oy verecek kişiler nezdindeki itibarını azaltmak için bu tür yollara tevessül edebiliyorlar. Ne isteyebiliriz mahkemeden? Kimlere o mailler gitmişse aynı kişilere mahkeme kararını göndermesi talep ederiz. Şimdi mesela bahsin yoluyla duyursanız duymayanlara da duymuş olacaksınız. Ama aynı kişilere maili gönderirseniz hiç değilse doğruyu öğrensinler. Çünkü bunun amacı şudur. Evet, size böyle bir şey yapıldı, maruz kaldınız, itibarınız zedelendi, şeref haysiyetiniz zedelendi. Hatta illa bunun şey olması gerekmiyor. Mesela iş arkadaşlarınızın yanında hep küçük düşürüldünüz, dava açtınız. Bunun hukuk aykırılığını tespit ettirdiniz. Şimdi bunun mesela iş yerinde bir yazıyla asılmasını isteyebilirsiniz. İş yerinizde panu varsa oraya asılmasını isteyebilirsiniz. Bu bir yayınlamadır. İlla basın yoluyla olması şart değildir diyoruz. Şimdi gelelim. Bizim tazminat davalarımız var. Maddi manevi tazminat ve vekalet iş görmeden doğan tazminat davası. Bu sonuncusu burada çok uygulanabilir değil. Ben örneğini şöyle veriyorum. Burayla ilgili değil ama bunu bir daha altını çizerek söylüyorum. Vekaletsiz iş görmeden doğan tazminat davası ne zaman açılır? Şöyle diyoruz. Mesela meşhur bir manken. Hiç fotoğraf çektirip bunu da para karşılığında bir dekle yayınlatma niyeti yok. Birisi onun fotoğraflarını çekmiş, güzel pozları yakalamış, bir dergiye de satmış. Bundan da para kazanmış. Efendim, biz buna caiz olmayan vekaletsiz iş görmediyoruz. Onun değerlerini kullanıp onun üzerinden para kazanıyorsunuz. Bunu talep edebiliriz. Bakın maddi zarar değil bu. Niye maddi zarar değil? Şöyle olsaydı, o manken hanımefendi kendi bir dergide yayınlatmak üzere anlaşmış, para da alacak, fotoğraf çektirdi. Ama biri ondan önce davranıp başka bir dergiye sattığı için kendi anlaştığı dergi yayınlamadı. Ne oldu? O dergi para vermiyor. Diyor ki öbür yayınladı zaten. Ben sana ne parası vereyim? Şeyini kaybetti bu fotoğraflar. Ha burada maddi zararımız var. Ama öbüründe siz hiç öyle bir niyetiniz yok. Veya ben hatıratımı yazdım. Yayınlamayı düşünmüyorum. Bir yere koymuşum. Birisi bunu ele geçirdi ve bunu yayınladı. Parayla bir yerde telif hakkı aldı. Bu vekaletsiz iş görmedir. Mobbingde bu genellikle olmaz. Ama maddi ve manevi tazminat olur. Nasıl olur şimdi bakalım. Maddi tazminat. Maddi tazminatın olabilmesi için önce bir maddi zararın olması lazım. Mobbing teşkil eden olaylara bakıyoruz. Neydi bu olaylar? Şimdi birincisi, bize karşı psikolojik tacizin neticesinde vücut tamlığımız ihlal ediliyor demiştik. Vücut tamlığımızın ihlal neticesinde şöyle şeyler. Bedenen biz bir kere bundan dolayı zarar mesela deride dökülmeler meydana geliyor, tedavi gerekiyor. Efendim bunun dışında sedef hastalığını yakalıyorsunuz, uzun bir tedavi gerektirebiliyor. Yani genellikle aslında maddi zarar vücut tümlüğüne yönelik bir vurmayı, efendim onu bıçaklamayı, silahla yaralamayı benzeri bir darbe gerektirir. Ama bazen bu şekilde onun beden bütünlüğünde başka yolla psikolojik taciz yoluyla da zararlar meydana getirebilirsiniz. Anatomisini bozabilirsiniz, kimyasını bozabilirsiniz. Dengesini, vücudun dengesini, mesela tansiyon hastası olmasına sebep olabilirsiniz, ülsere yakalanmasına sebep olabilirsiniz. İş yerindeki sürekli o sıkıntılar onda ülsere sebep olabilir. Stres buna yol açmış olabilir. Burada bir vücut tamlığının ihlalinden doğan bedensel zarardan dolayı maddi zarar vardır diyoruz. İkincisi, psikolojisi bozuluyor insanların. En çok görülen de bu. Depresyona giriyorlar, paranoyak haline geliyorlar, sinir krizleri geçiriyorlar, ağlama nöbetlerine yakalanıyorlar sürekli olarak. Bu da vücut tamlığının ihlalidir. Çünkü sağlığımız da, ayrıca ruh bütünlüğümüz de vücut tamlığı kapsamına girer. Bunlardan dolayı maddi zararımızı tazmini talep ediyoruz. Maddi zarar olarak ne istiyoruz? Tabii ki önce tedavi giderleri gelir. İkincisi, çalışma gücünü kaybetmişsek bunları isteyebiliriz. Üçüncüsü, ekonomik geleceğimiz sarsılmış olabilir. Mesela depresyon geçirdiği için artık iş bulamayacak, başkaları bu hastalığını bildiği için ona iş vermeyecekse ekonomik geleceğinin sarsıldığından söz edebiliriz. Çalışma gücünü kaybetmişse geçirdiği travmalar neticesinde bundan dolayı da tazminat isteyebilir. Ama burada şunu belirtelim. Genellikle bahsettiğimiz kişiler, mobbinge maruz kalanlar, devlet memuru ya da işte sosyal güvencesi olan işçiler olduğu için burada başta tedavi giderleri olmak üzere birçoğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanır maddi zararlar. Peki biz hangi maddi zararlar isteyeceğiz? Sosyal güvenlik kuruluşlarının karşılamadığı maddi zararlar isteyeceğiz. Mesela demin söylediğim ekonomik geleceğin sarsılması bu kapsamda sayılabilir. Onları
mobbingi bize uygulayan kişiden talep edebileceğiz ya da onun sorumlu olduğu kişiden. Bir diğeri yine maddi zarar kapsamında şeref ve haysiyeti vesaire ihlal edilmişse, bundan dolayı işini kaybetmişse yine yoksun kandan kâr şeklinde bir maddi zarar kaybı vardır. Bakın sadece biz burada uğradığı maddi zarar, mal varlığındaki eksilmeden söz ediyoruz. Maddi zarar onu ifade eder. Bir kimsenin iradesi olmaksızın mal varlığında meydana gelen eksilme ifade eder. Burada bu yüzden mesela işini iyi yapamadığı, işte beceriksiz olduğu, hep kurumunu zarar uğrattığı gibi şeyler neticesinde oradan işten çıkarmış ve bir de boykot uygulanmış, başka yerlerde de işe girmesi engellenmiş. Bunların neticesinde iş bulamaz hale gelmiş, aylarca işsiz kalmış. Bundan doğan zararın tazminini isteyebilir diyoruz. Bunun için hukuk aykırılık zaten şart, maddi zarar doğmuş olmalı, gerçekleşmiş olmalı. Üçüncüsü de bir kusur olmalı. Bunu zarar veren kusurlu davranışta bu zararı vermiş olmalıdır diyoruz. Dördüncüsü de bunlar, bu zararlar mobbinge bağlı olarak meydana gelmiş olmalı. Onun sonucu olmalı. Yani zaten psikolojik olarak hasta olan birinde mobbing neticesinde psikolojik rahatsızlıklar meydana geldiği ileri sürüyorsa bunlar dikkate almayacak. Şimdi manevi tazminata gelince, manevi tazminat bakımından şunu söyleyeyim. Burada bizim yine vücut tamlığımızın ihlali, şeref ve haysiyetimizin ihlali, mesleki itibarımızın ihlali dolayısıyla hissettiğimiz, duyduğumuz acı, elem, ızdırabın telafisi ya da tatmini amacına yönelik bir tazminat söz konusudur. Şimdi bu değerler, şeref ve haysiyet, işte efendim mesleki itibarımız, bunlar aslında parayla ölçülebilen şeyler değildir. Ama manevi tazminatın amacı, manevi tazminat alacak kişide karşı tarafın bunu ödemesiyle bir tatmin duygusu oluşturmaktır. Bazılarına göre de bir telafi meydana getirmektir. Yani onun şahıs varlığındaki eksilmeyi bu yolla telafi etmektir. Bu teorik bir tartışma ama bir takım pratik sonuçları da var. Ben burada o ayrıntılara girmeyeceğim. Ha, genel olarak kabul edilen budur. Ha, bizde bir diğer görüş var ama bizde kabul edilmiyor cezalandırma. Bizde cezalandırma yönü yoktur manevi tazminatın. Oysa Amerika'da daha çok cezalandırma yönü öne çıkmaktadır. Burada sadece kişilik hakkımıza yönelik bu mobbingin gerçekleşmiş olması bizim manevi tazminat isteyebilmemiz için yeterlidir. Yani bunun dışında başka bir şart aramıyoruz. Çünkü insan doğuştan bir takım değerlere sahiptir ve bunların korunmasını talep edebilir. Manevi tazminat da yine bu depresyonlardan, efendim ağlama krizlerinden, nöbetlerden, vücut tamlığından meydana gelen diğer ihlallerden, sedef hastalığı ve benzeri gibi demin saydığımız istenebilir. Ama en çok şeref ve haysiyetin ihlali, mesleki itibarın ihlali dolayısıyla talep edilebilecektir diyoruz. Bunun da hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş olması gerekir. Şimdi burada hemen uzatmadan manevi tazminat davasını, maddi tazminat davasını ve diğer davaları kimler açabilir? Onlara değineceğim. Bir kere bunları mağdurlar açabilir. Peki mağduru kimdir? Doğrudan bir kere mobbinge maruz kalan. Mobbinge maruz kalan kişi bu davaları açabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Özellikle manevi tazminat davası bakımından bizim Yargıtay'ın başka hususlarda genişletici bir yorum var. Mobbinge maruz kalan yanı sıra onun yakınları da mesela onun işinden atılması. Onun bir arkadaşımız Ankara Hukuk Fakültesi'nde doktorasını bitirmişti. Yardımcı doçentlik kadrosunu vermediler. Doçentliği geldi. Hala hocası ona şu tehditte bulundu. Ben burada olduğum sürece dedi sen doçent olamayacaksın dedi. Arkadaş mesai saatlerinde 8-5 harfiyen uyumak zorunda kalıyordu. Öyle ki diyor, bir gün kitap almaya çıktım, hemen arkamdan telefon geldi, sen neredesin, çabuk okulda olacaksın. Geldim ve aldığım kitabın fişini ifraz ederek kitap almaya gittiğimi ispat edebildim diyor. Odamın kapısını ben yokken açtılar, odamda arama yaptılar diyor. Odama gelen kişileri takip ettiler, bana şunun odada ne işi vardı diyor. Tam bir mobbing hadisesi ve bunun sonucunda diyor sadece benim değil, çocuğumun da psikolojisi bozuldu, eşimin de psikolojisi bozuldu diyor. İşte bunların da bu yüzden manevi tazminat talep edebileceklerini kabul ediyoruz yakınlarının. Onlar da birer mağdur olarak talep edebilirler diyoruz. Peki kime karşı açacağız bu davaları? Kimdir bunların muhatapları? Şimdi bir kere bunun nasıl gerçekleştiğine bakıyoruz. Mesela bir hizmet sözleşmesine dayanıyorsak bunun sorumlusu mobbingi uygulayan yatay da olabilir, iş arkadaşları da olabilir veya dikey de olabilir. Hiyerarşik yapıda amirleri konumunda olan kişiler de mobbingi uygulamış olabilir. Ama nihayetinde sorumlu olan işverendir.
Diğerleri sorumlu değil mi? Evet, onlar da sorumlu. Onlar bizim haksız fiil dediğimiz davranışlardan, işveren ise